Yılmaz Bey. Yılmaz Bey. Yılmaz Bey. Hepsinin cevabı var. Yılmaz Bey, evet efendim. Yakışmıyor, bizim meclisimize yakışmıyor bu tarz karşılıklı açmalar. Herkes sükunete davet ediyor. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Herhalde bu söylediğimden sonra biraz önceki ithamlarınız nedeniyle belediye başkanlarınızın sanki buradaki gündem maddelerinde olumsuz bir şeyler varmış da onları da oy kullanmamak adına burada bulunmadığını söylemenizden kaynaklı utanırsınız, yüzünüz kızarır diye düşünüyorum. Sayın Valimizin annesi vefat etti ve belediye başkanlarımızın hepsi. Bu bütçede de böyle. Yani bu ama lütfen. Ben bugün için konuşuyorum. Yani o kadar suçlayıcı bir dille konuşuyorsunuz ki. Sayın Valim annesinin vefatından dolayı tüm belediye başkanlarımız şu anda Erzurum'dalar. Ondan dolayı burada bulunmuyorlar. Ama diğer konuya da gelince biz buradaki görüşülen tüm gündem maddelerinin doğruluğundan eminiz. Belediye başkanlarımız burada olsun veya olmasın. Yaşıyoruz. Kar, alanlar, açıklıyorum bir saniye. Şehirdeki imar planları yapıldıktan sonraki süreçte 18 uygulaması yapılmayıp kamu alanlarının şahısların üzerinde bırakılmasının hala zorluğunu yaşıyoruz. Bahsetmiş olduğunuz metro AVM'nin arkasındaki yerde hepsi şahıs parseli. Hepsi şahıs parseli. Hangi belediyenin böyle bir bütçesi var? Hangi belediyenin böyle? Şunu diyemiyorsun değil mi? Sakin. Ben bitireyim söz vereceğim. Söz. Ben bitireyim ondan sonra size söz vereceğim. Şunu diyemiyorsun değil mi? Keşke 18. madde uygulansaydı da evet burası buradaki mülkiyetler kamuya geçirmişti diyemiyorsunuz değil mi? Kamulaştırsaydınız. İşin kolay tarafı. Başkanım, Cevap vereceğim başkanım. 18. madde uygulanmış olsaydı şu anda şehrimizde 100. yıl parkının devamına dahil olmak kaydıyla biz sadece hani bütçeyi eleştiriyorsunuz ya borçlanmadan kaynaklı. Biz Karmel Peyzaj'ın karşısındaki alanda 70 bin metrekarenin kamulaştırmasını yaptık. Ki bu da 18. madde uygulamasıyla mülkiyeti kamuya geçirilebilecek bir alandı. Sadece buraya ödemiş olduğumuz bedel şu anın parasıyla 500 milyon TL. Evet. 500 milyon TL biz onun kamulaştırmasına para harcadık. Ama bunlar ne yapılabilirdi? Oralar imar plan çalışmaları yapıldığında 18. madde uygulanır. 18. madde dediğimiz nedir? Şahıs mülkiyetleri yeşil alanlarda, parklarda bırakılmayarak başka bir alana taşınıp kamusal alanlarda, yeşil alan, okuldur, parktır, bahçedir, yoldur, bunlarla alakalı mülkiyetin kamuya bırakıldığı uygun maddedir. Bunlar yapılmış olsaydı şu anda şehrimiz hiçbir sıkıntı yaşamıyor olacak. Sayın Kireç'e şunu söyleyeceğim. Empati yapmanızı rica ediyorum. Metronun arka tarafında sizin mülkiyetiniz olmuş olsaydı, 30 sene boyunca hiçbir tasarrufta bulunamasaydınız, evet, satamasaydınız, inşaat yapamasaydınız, siz isyan etmezsiniz. Yani biz çözüm ürettik. Biz çözüm ürettik. Sizin kendi sözünü keserek bir şey yapılacak. Sizi geçen dönem başkan, geçen dönem siz burada olayı böyle planlar için, aynen söylediğiniz kelimeyi seziliyorum. Uygulamasından bahsediyorsunuz. Evet. 18 uygulaması yaptığınız bir alanlarda %67 bağış almazsınız. Bir. %67 bağış aldınız. Metro arkası sayın başkanım bir saniye. Bunu sorduğumuzda geçen dönem burada size. Bize ne dediniz? Biz bu metro arkasını burada tamamlaştırıp satacağız. Veya burada imar yapılmasıyla burada da bize arasını satacağız. Ve 100. yıl kültür parkını tamamıyla temizleyecek dediniz. Başkan da sizlerle şu ana kadar acaba. 100. yıl kültür parkını tamamlayacak. Şimdi başkan ben bitireyim. Hayır olmaz ama ben bitireyim ondan sonra. Baktığımızda şehrin bir yanında hala %60 uygulamadan elde edeceğimiz o gelirle 100. yıl kültür parkının devamında kamulaştırma yapacağımızı söylediğimiz doğru. Ki yaptık da. Hayır. Siz görmüyorsunuz siz bu şeyi. Ya böyle rapat verin bize rapat. Böyle her cümleme karşı sen bir şey söylersen olmaz mı? Olmaz ama. Yok olmaz. Olmaz lütfen.
mülkiyetiniz olmuş olsaydı, 30 sene boyunca hiçbir tasarrufta bulunamasaydınız, satamasaydınız, inşaat yapamasaydınız, siz isyan etmez miydiniz? Biz çözüm ürettik. Biz çözüm ürettik. Biz çözüm ürettik. Çözüm ürettik. Geçen dönem siz burada orayı böyle planlar için aynen söylediğiniz kelimeyi size söylüyorum. 18 uygulamasından bahsediyorsunuz. Evet. 18 uygulaması yaptığınız bir alanlarda %67 bağış almazsınız. Bir. %67 bağış aldınız. Ben bunu arkasında sayın başkanım bir saniye. Bunu sorduğumuzda geçen dönem burada size ne dediniz? Biz bu metronun arkasını burada tamamlaştırıp satacağız veya burada imar yapılması da burada güzel arsa satacağız. Ve 100. yıl kültür parkını tamamıyla temizleyecek dediniz. Başkan mısın temizledin şu ana kadar acaba? 100. yıl kültür parkını tamamlayacak. Şimdi başkanım ben bitireyim. Sen, sen hayır olmaz ama ben bitireyim ondan şimdi, sonra. Şimdi şey, baktığımızda şehrin bir yanında hala %60 uygulamadan hay Allah belediyeler var. Siz hangi 18'den bahsediyorsunuz başkanım? 18 biz mi bilmiyoruz? Acaba siz işinize geldiği gibi mi konuşuyorsunuz? Siz aldınız sayın başkan Büyükşehir Belediyesi plancılarımız burada. Kalksın Ertan Bey de burada. Metronun arkasını yüzde kaç aldınız bahsediyorum? Bunu açıklayın. Söyleyeceğim. Açıklayın ben biliyorum. %67 aldınız. Ama burada 18'den bahsediyorsunuz. Yapmayın başkan. Tamam bitti mi? Bitti. Metronun arkasında %67 aldınız. Kaç aldınız? %64 aldınız. Bir saniye. Hayır. Hayır bir saniye. Evet. Biz metronun arkasında... Biz metronun... Tahminen. Abi bir saniye. Tahminen kaç olmaz gerekiyor? Sayın başkanım. Dinlemeyi öğren. Bir kere dinlemeyi öğren. Ya bak dinlemek bir adam konuşur da bir adam dinlemek lazım. Şimdi burada adam neresin konuşuyorsun o davetini ne var ya? Birbirimizi dinleyin. Allah Allah sıkıldık sen gene. Tabii ki